Oraya götürdü bizi şey, berbere. Berber de bizi tıraş ettiler orada. Ondan sonra bunu ne güve tıraşı yap diyor bizi. Ondan sonra bu diye güzel olsun diye ondan sonra bunu avrat bulacak işte ev vereceğim diye ondan sonra aile bağıracağım. Ondan sonra lüks yerlerde yaşatacağım diye bize. Üzerindeki tarlaları falan evleri almış. Nasıl oldu? Onu nasıl aldı? İşte Satın verdi. biz bilemiyoruz yani. Ben şöyle bir baktı, yeni kemirli bir adam belirdik yani ondan sonra. Adam dolandırıcıymış ondan sonra. Nelerini aldı senden? Benim işte bu evim gitti başta. İki daire gitti başta. Bir arsa gitti. Ondan sonra bir tane yana gitti arsa. Bunları hep almış benim üzerimde bir şey kalmadı yani. Nasıl alıyor üstünden? Yani işte bilemiyorum ondan sonra götürüyor. Götürüyor ondan sonra işte bu orada ben davaları Satışını nasıl yaptın? Noterden mi aldı? Nasıl aldı? Tapuya mı gittiniz? noterden aldı orada şey yaptırdık. Noterde işte oradan dafi götürdü var. Dafada ne yaptıysa bilmiyor orada var. Bu işi kavramış olacak ya bizim ne varsa hepsini almış. Bu hafler var. Biri başlıyor ne yapıyor biri. Bir de idrarcılar. Ya adamın gelip gittiğini hiç görmedim. 3-4 sefer gelmiş gitmiş. Biz şeyden de haberimiz yok. Bunu götürülmüş. Mesela şunu yapamadık. Banlak bastırılmış. Yani yapmak için. Buraya banlak bastıktan sonra yemek yedirilmiş. Gezdirilmiş işte. Benim birinci babam öldü. İkinci babam sensin. Seni ev verecek. Seni aile bağlatacak. Bilmem diyerekten bunu kandırır. Geri arı gelirmiş. Götürmüş bunu arabaya bindirir. Noterden banlak bastırılmış. Orada da yemek falan yedirmiş. Biraz da gezdirilmiş. Geride ağrı yarılmış. Parmağını da gene yeri kolonya ile silirmiş. Yani boya kalmaması için. Ben bu adamı hiç görmedim. Bir sefer avukatın yazdığı hastaneye giderken gördüm. Buna dedim ki sen bu işi terk. Öyle deyince oraya avukatın yazdığı hastaneye varınca avukat dedi ki bu bana böyle böyle söyledi. O doğru söyledi. O işi terk orada. Nasıl dolandırdı ve nelerini aldı ağabeyinizin? İki tane dairesini aldı. Şu gördüğün evi aldı. Sanayide bir tane arsa vardı, onu aldı. Buna benzer bir iki parça daha vardı. Onu da aldı. Yani bunun üzerinden en azından 5-6 tane tapu olarak da mal aldı. Piyasa değeri ne kadar şu an bunların? Valla şu anda mesela 3-3,5 değer milyar bulur. 3,5 4'ü buluyor yani. Ha? Milyon. Yani piyasa değeri yaklaşık 4 milyon olan gayrimenkulleri üzerine mi geçirdin? Üzerine geçirmiş. Kendi üzerine mesela geçir değil mi? Hanımının üzerine geçirir. Kendi üzerine bir şey koymuyor. Yani sen bir şey iddia ettiğin zaman benim üzerimde bir şey yok deyip çıkıyor şuraya. Biz malımızın geri alınmasını istiyoruz. Siz bu olayları öğrendikten sonra mı vasi olarak atandınız? Ben 2-3 ay sonra öğrendim. Öğrendikten sonra avukat dedi durum biraz birazdı. Tamam dedim. Bunun üzerinde yani ne var ne yok hepsini adam tollamış cebine koymuş almış getirmiş. Yani bir de hayır gösterdim. Savcılar suç duyurusunda bulundunuz mu? Savcılar bulunduk. Hatta kendimle beraber avukat gitti savcılara. 55 tane dosyası varmış. Bu adam 55 tane mesela suç işlemiş. Dosya işlemiş. Bu dosyayı nasıl işlemiş? Dışarıda nasıl geziyor?